Yani kısacası bu sapların özelliği hem zahiren hem batından insanı yapar yetiştirir. Fatih Medreseleri Genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi'nin konuk olduğu hasbihal programında bu hafta İsmail Ağa Cemaati ve Mahmud Efendi Hazretleri hakkında hiç bilinmeyenler gün yüzüne çıkarıldı. Bu zatların varlıkların sebebi bu. Yani İsmaila cemaatinin köklü tarihini ve asrın müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri'nin hayatını anlatan Hoca Efendi, Mahmud Efendi Hazretlerimize sadece zahiri olarak ilim yönüyle, medrese yönüyle bakılmaması, batini ve manevi yönüne de bakılması gerektiğini vurgulayarak bu zatların asıl özelliği ve görevi Mevla Teala'yı hakkıyla tanıtmaktır dedi. Efendi bir de biliyorsun batini yolla alakalı yetiştirme tarzıyla alakalı, e, manevi eğitim dediğimiz Allah eğitimi, Mevla Teala'yı en güzel şekilde anlatma, bildirme, tanıma, tanıtma, zevklerini, kemalatlarını yaşatma güzelliği efendisi. Zaten bu zatların kainatta oluş sebepleri Allah'ı bildirmek, Allah'ı tanıtmak. Bu zatların varlıklarının sebebi bu. Yani burada zat bu zatın güzellikleri, özellikleri Mevla Teala'nın güzelliklerini, özelliklerini ne yapmak? Ortaya koyup Güzel bir şekilde yaşamak ve yaşatmak ve hakikatleri ortaya çıkartmak. Allah ile alakalı olan hakikatleri ortaya çıkartmak. Allah birdir ifadesiyle insanları Allah'a tanıma konusunda yetindirmeye kalkmanın yanlış olduğunu ifade eden Hoca Efendi şöyle devam etti. Yoksa Allah birdir ifadesiyle insan yetindirmeye kalktığı zaman Mevla Teala'nın bir, bir defa sonsuzluk mesela eserleri, esması, sıfatları, itibarları, şanları ve Mevla Zatı Parkı Sübhaniyesi ve bu güzelliklerin, sonsuz olan bu güzelliklerin tanınmasına vesiledir bu zaptar. Hoca Efendi, Allah'ı tanımı konusunda Mahmud Efendi Hazretleri'nin ne kadar önemli olduğunu İsmet Garibullah Efendi'nin sözleriyle şöyle anlattı. Hatta İsmet Efendi şöyle tarif eder. Ne? Bağının noktasıdır. Bağ harfinin noktasıdır. Ne demek bağ harfinin noktasıdır? Eğer nokta olmazsa beynin altında o bağ harfi olduğu ne yapılmaz? Anlaşılmaz. İşte o yüzden bu zatlar olmazsa Allah Celle gerçekten bilmek, anlamak, o hakikatleri yaşamak, kemalatları yaşamak, zevkleri yaşamak, hakikatleri gerçekten ortaya koymak mümkün olmaz. Mahmud Efendi Hazretlerini sadece manevi lider olarak görmenin batıl olduğunu ifade eden Hoca Efendi, Mahmud Efendi Hazretleri sadece manevi liderimiz değildir diyerek çok önemli konuların altını çizdi. Bu işin hakiki üstadıdır her şeyle. Maddi manevi mükemmeldir Efendi Hazretimiz. Şöyle bir ifade kullanılıyor. Son derece batıldır bu ifade. İfade şu. Diyorlar ki biz Efendi Asitemiz manevi lider filanca maddi lider şey, bilmem şey lider. Öyle bir şey yok. Efendi Hazretleri hem maddi hem manevi liderimizdir bizim. Tekrar ediyorum. Evet. Yok Efendi Hazretlerimiz bizim manevi liderimiz. Falanca bizim işte siyasi, siyasi bilmem ne öyle bir şey yok kardeşim. Öyle bir şey olmaz. Efendi bizim hem maddi hem manevi liderimizdir. Bunun daha ötesi yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl zamanında maddi ve manevi liderse bugün de Efendi bizim için maddi ve manevi liderimizdir yani. Bizim batını olarak efendisinden alacağız da zahir olarak başkasından alacak bir şeyimiz yok bizim. Yani kısacası bu sapların özelliği hem zahiren hem batından insanı yapar yetiştirir. Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerinin her şeyi hakikatiyle yaşaması ile Türkiye'de ve tüm dünyada sahte şeylerin birim bulamadığını aktaran Hoca Efendi hakikat ortada diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Ama bugün Türkiye'mizde ve tüm dünyada özellikle Türkiye'mizde açık söylüyorum gerçekten sahte şeylerin prim bulamamasının tek sebebi Efendi Niçin? Çünkü hakikat ortada. Güneş ortada. Sahte şeyler ne yapamıyor? Prim bulamıyor. Ezilip gidiyorlar yani. Kısa bir zamanda sürüp gidiyorlar. Etrafta gerçekten hakikaten bu işin bu işin gerçekten lideri olma durumunda olacak insan olmadığını gibi Efendi ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Yaşantısıyla ortaya koyuyor. Hayatıyla ortaya koyuyor. Her şeyi ortaya koyuyor. Bütün insanlığın Mahmud Efendi Hazretlerinden istifade etmesi gerektiğini vurgulayan Hoca Efendi, gelecek bir takım aykırı sorulara da şu şekilde cevap verdi. Bütün insanlık sultanımızdan istifade etmelidir. Şimdi şöyle bir soru gelecektir, sorabilirler yani. Ya işte sizin mürşidiniz olduğunuz için böyle söylüyor. Hayır, hayır. Evet, tabii ki bizim mürşidimiz. Ama öyle değil. Efendi Hazretleri böyle olduğu için biz bunu söylüyoruz yani. Hakikaten inceleyeceksin, bakacaksın. Bakacaksın bu zat... Zahiriyle ve batınıyla mükemmel, her şeyle mükemmel. Anlatılanların her birinin kaynağı olduğunu ifade eden Hoca Efendi, olayların iyi analiz edilmesi ve ön yargı ile bakılmaması gerektiğini altını çizdi. Olayları iyi anlamak lazım ama bunları konuşurken bunlar hep kesinlikle ki her biri bir delile bağlıdır. Her biri gerçekten Resulullah'a bağlıdır. Her biri Resulullah'tan gelen bir kaynaktır. Resulullah'tan Kesinlikle ayrı olmaksızın, şeriattan ayrı olmaksızın, sünnetten ayrı olmaksızın her şeyiyle ortaya koyulan güzel bir kaynak, mükemmel bir kaynaktır. Sadece ön yargıyla davrananlar hariç. Bu iş ön yargıyla davranan insan, insan onlar hariç. Onlar bu işi inadi olarak kabullenmeme durumunda ne yapacaklar? İşi ortaya koyacaklar. Mahmud Efendi Hazretlerine hangi makam biçersiniz diye gelen bir soru üzerine ise Hoca Efendi şöyle cevap verdi. Yerel bölgesel mürşitlerine diyelim. Bir makam bitiyor. Ee, siz şimdi... Ben yani, e, şunu Hangi makamı? Ben Efendi şunu söylerim. Makam olarak şunu söylerim. Eğer makama... Efendi Hazretlerimiz Gavs yetiştiren, Kutup yetiştiren, Mürşidi Kamiller yetiştiren mükemmel bir insandır. Bu kadar. Mahmud Efendi Hazretlerinin tarifinin imkansız olduğunu ifade eden Hoca Efendi, bu zatları en yakınları olan Mevla Teala tarif edebilir dedi. Sen Efendi tarif etmem için ana vasıf hemen Allah karibi. Onu ancak ona en yakın olan Allah vassaf eder. Onun ifadesi o kullanır. Yani yoksa kalkıp da senin benim ona söyleyeceğimiz ifade hakikaten ne kalır?